Hastalıklardan, kaza ve belalardan korunmak için. İnsan hasta olmamaya dikkat etmeli, tehlikeli ve zarar verecek şeylerden uzak durmaya çalışmalı. Hasta olan kimse, ilaç almalı, perhiz etmeli ve fakirlere sadaka adamalı ve sık sık sadaka vermelidir. Allahü Teala her şeyi bir sebeple yaratır. Bir şeye kavuşmak için, bu şeyin yaratılmasına sebep olan şeyi yapmak lazımdır. Hastalıkların tedavisinde doktora gitmek, ilaç kullanmak, hastalığı önleyici tedbirlere yapışmak, maddi sebeplerdendir. İlaç kullanmak ve perhiz yapmak sünnettir. Vacip ve farz olduğu yerler de vardır. Her şeyin yaratılmasında müşterek olan manevi sebep ise, sadaka vermek, 70 kere, estağfirullah min külli ma kerihallah duasını okumaktır. Bu iki manevi sebep, maddi sebepleri bulmaya da yardım eder. Hastalıklardan, sıkıntılardan kurtulmak için hem maddi hem de manevi sebeplere yapışmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala, her hastalığın ilacını yaratmıştır. Yalnız ölüme çare yoktur ve hastalıkların başı çok yemektir. İlaçların başı perhizdir ve hastalarınızı sadaka vererek tedavi ediniz buyurdu. İslam alimleri, dertlerden, hastalıklardan, sıkıntılardan korunmak veya kurtulmak için çeşitli duaları tavsiye etmişlerdir. Hindistan evliyasının büyüklerinden Muhammed Osman Müceddidi'nin Fevaid-i Osmaniye kitabında diyor ki, şifa için tövbe ediniz ve istiğfar duasını çok okuyunuz. Yani, Estağfirullahazim ellezi la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etubu ileyh deyiniz. Ölümden başka bütün dertlere, hastalıklara karşı faydalıdır. Ölüm hastasının ağrılarını, sancılarını giderir, rahat can vermesini sağlar. Hud suresinin 52. ayetinde mealen. İstiğfar okuyunuz. İmdadınıza yetişirim, buyuruldu. Hadis-i şerifte. İstiğfara devam edeni Allahü Teala dertlerden kurtarır, buyuruldu. İmam-ı Rabbani Hazretleri, 2. cilt 87. mektubunda buyuruyor ki, şunu da söyleyeyim ki, korkulu yerlerde ve zamanlarda emin ve rahat olmak için, Li'ilafi suresini okumalıdır. Tecrübe edilmiştir. Her gün ve her gece, hiç olmazsa, 11'er defa okumalıdır. İmam-ı Rabbani, rahmetullahi aleyh, talebeleriyle uzak bir yere gidiyordu. Gece, bir handa kaldılar. Bu gece, bu handa bir bela hasıl olacak. Şu duayı okuyunuz, buyurdu. Bismillahillezi la yedurru memihi şeyün fil ardı ve la fis semai ve hüv semiuluyum. Gece büyük yangın oldu. Bir odada eşyalar yandı. Bu odaya haber verilmemişti. Duayı okuyanlara bir şey olmadı. Bu dua, hadisi şeriftir. Dertlerden, belalardan, hastalıklardan korunmak için, sabah ve akşam imamın bu sözünü hatırlayarak, 3 kere okumalıdır. 29 Mart 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Salim Köklü.